Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir sonraki konumuz assignment diyelim. Assignment operators. Evet. Bir önceki dersimizde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini bir de increment, decrement operatörlere bakmıştık. Onların yanında bir de bizim assignment operators var. Yani bir değişkene yeni değerler verimi. O şekilde biraz farklı. Bu dersi iyi dinlemenizi istiyorum. Rica ediyorum. Şöyle diyelim ki bizim yine x ile başlayalım. Integer x diye bir değişkenimiz var. Şu anda bizim x'in değeri ne? Böyle bir soru sorsam. Şu anda x'in değeri ne? Gidip debug yaparak bakabiliriz. Şöyle diyelim. The value of x is diyelim. Buradaki değerine bakalım. Plus diyorum. Ben x'e herhangi bir değer verdim mi? Vermedim. Sadece tanımladım. Eğer tanımlamazsanız zaten hata alırsınız. Bakıyorum şu anda. Böyle bir variable yok diyor. Çünkü tanımlamadınız. Yani bir x var ama ne? Integer mı, string mi, boolean mi, id mi, decimal mı? Ne olduğunu belirtmediğimiz için bize hata veriyor. Integer diyorum. Şu anda x'imizi tanımladık ama değer vermedik. Yani x'in eşit olduğu herhangi bir değer yok. Siz bunu bu şekilde debug yapınca alacağınız değer ne oluyor? Bakalım. Null oluyor. Neden? Çünkü bir değeri yok. Sıfır olmaz. Çünkü sıfır bir değerdir. Ve sıfır değerini vermemiştik. Biz hiçbir değer vermediğimiz için null olarak bir sonuç alıyoruz. Değer vermek istiyorsanız diyelim ki x'e de değer veriyorsunuz. X eşittir 12 diyorum. Bu x'in yeni değeridir. İlk baştaki değeri null'dı. Şimdiki değeri 12. Biz buna assignment diyoruz. Buna assignment diyoruz. Yani x'e bir değer assign yaptık. X'in yeni değeri 12 oldu. Siz sistem debug 7. satırdan sonra koyarsanız X'in değerinin artık null değil de 12 olduğunu göreceksiniz. Yani 4. satırda null iken 7. satırda bir önceki satırda değer verdiğim için X'in yeni değeri 12. Evet. Şimdi assignment operator demişken bazı şöyle diyelim IT background olmayanların vakıf olmadığı bazı durumlar var. Onları göstereceğim. Şu şekilde eksi 3 ekleyebiliriz. Şöyle x equals x plus 3 derseniz eksi 3 eklemiş oluyorsunuz. Ve x'in yeni değeri kendisi artı 3 oluyor. Yani buradaki x'in değeri ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? En son değeri 12 idi. 12 artı 3 eşittir eksi. Yani x'in yeni değeri 15 oluyor. Yani matematik background olanlar şöyle düşünebilir. Yani bu yanlış. X eşittir x plus 3 şeklinde bir equation olmaz. Diyebilir ama bu bir equation değil. Bu bir assignment. Yani x'e yeni bir değer veriyoruz. X'e yeni bir değer veriyoruz. X'in yeni değeri ne oluyor? 12 artı 3, 15. Artık x'imiz 15'e eşit. Ya yani matematiksel olarak düşünmüyoruz. Bir equation olarak düşünmüyoruz. 12, 3 ekliyoruz ve x'in yeni değerini eşitliyoruz. Şu anda biz sistemden bakıyoruz. 12 artı 3, 15 oldu. X'imizin değeri, yeni değeri 15. Ama biz bunu kısaca farklı bir yolla yapabiliyoruz. X eşittir x plus 3 yerine ben bunu yorum yapıyorum. Şu şekilde yazabilirsiniz. X plus equal 3. Aynı anlama geliyor. X plus equal 3 ile x equals x plus 3 arasında hiçbir fark yok. İkisinde de x bir önceki değerine 3 ekliyor ve yeni bir değer kazanıyor. Yani şöyle yazalım. X plus equal 3 is same as x equals x plus 3 diyelim. Aynı anlamı geliyor. Hiçbir fark yok.
Kısaca bu şekilde yazabiliyorsunuz. Eksimizin yine değeri 12, 15 olacak. Değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi eksin yeni değeri 15. Siz bunu diğer işlemlerde de yapabiliyorsunuz. Çarpmada, bölmede, çıkarmada hepsini yapabiliyorsunuz. Öncelikle ne yapalım? Bunu çıkarmada yapalım. X equals x minus 1 diyelim. Bunu yorum olarak yapmayalım ilk başta. Şu şekilde print yapıyorum. Eksimizin yeni değeri ne olacak? En son değeri 15'ti. 15'ten 1 çıkaracak ve bunu x'e eşitleyecek. Yani assignment yapacak. Bizim x'in değeri, burada bir şey unutmuş olabiliriz. Neyi unuttuk? X equals x minus 1. Evet. Noktalı virgülü unuttuk. Bakıyoruz. X'imizin değerini 14. Yani en son değerinden 1 çıkardı. Biz bunu yorumluyoruz yine. Ve kısaca şöyle yazıyoruz. X minus equals 1 diyoruz. Aynı işlemi yapıyor. Buna da şöyle diyebiliriz. X minus equal 1 is same as x equals x minus 1 diyoruz. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Çok anlamakta zorlanıyorsanız bu şekilde düşünebilirsiniz. X'imizin yeni değeri, execute yapıyorum. Evet, minus equal 1 yazınca da 14 elde ediyoruz. Biz bunu devam edelim. Çarpma da yapalım. X equals x times 2 diyelim mesela. Bizim en son değerimiz yani 14, 2 ile çarpalım. Bunu şurada debug yapalım. Execute yapıyorum. 14'ün en son değeri 28 oluyor. Çünkü en son değeri 14'ü görüyorsunuz. 15. satırda bizim x'in değeri 14. Burada biz onu 2 ile çarptık. 28 oldu. Bunu kısaca yazmak istesek nasıl yazacağız? Şu şekilde. X times equal. Times equal 2 diyorsunuz. Aynı değeri alıyorsunuz. Yorum olarak şöyle yazalım. X times equal 2 is same as x equals x times 2. Yani x'in 2 ile çarpımını x'e kendisine eşitliyorsunuz. Aynı anlama geliyor. Biz bunu yine execute yapınca aynı değeri elde edeceğiz. 28, değişen bir şey olmuyor. Şimdi aynı şeyi bölmede de yapabiliyorsunuz. X equals x divided by 3 diyelim. 3'e bölelim. Ve değerimizi burada debug yapalım. 22. satırda bizim alacağımız değer ne? En son değerimiz 28. 28'i 3'e bölünce 3 28'de 7 kere var. 7 değerini almamız gerekiyor. Execute yapıyorum. Evet. 9 aldık. Niye? 9 çarpı 3, 27. Evet. 3, 28'de 9 kere var. O şekilde 9 aldık. Evet. Bunu aynı şekilde yorum yapalım. Kısaca nasıl yazabiliriz? Ona gelelim. Şu şekilde. X divide equal 3 diyorsunuz. Bunun da x divide equal 3'nin is same as x equals x divided 3 olduğunu bilelim. Bu şekilde yazabiliyoruz. Çok kısa. Yani önce operatörü sonra equal sign'ı yazıyoruz. X plus equal, x minus equal, x divide equal, x times equal. Bütün operatörlerde biz bunu yapabiliyoruz. Bu şekilde yapınca değerinin değişmediğini göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi aynı değeri alıyoruz. 9 değerini alıyoruz. Evet, assignment operator deyince aklımıza bunlar geliyor. Gördüğünüz gibi kendi sitemde bu şekilde hepsini yazdım. Buradan da bakabilirsiniz. Evet. Bu dersimizi biraz kısa tutuyorum. Çünkü kısa bir konu. Assignment operatorlar böyle. Bu şekilde assign edebiliyoruz. Bunları unutmayalım. Kısa formlarını görünce bu neydi diye düşünmeyelim. Ara ara çalışalım. Tekrar pratik yapalım. Apex ya da diğer kodlama dilleri öyle nankör ki
Ya bugün çalışırsınız, her şeyi anladım dersiniz. Bir hafta sonra bakınca aklınızda hiçbir şey kalmayabilir. O yüzden tekrar tekrar pratik yapmanız gerekiyor. Bazen sıfırdan en baştan tekrarlamanız gerekiyor. O yüzden ben ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım. Kendi siteme soru koydum. Bu sorularla bazen pratik yapabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer vaktiniz varsa bu siteyi ziyaret edip soruları çözebilirsiniz. Ya da en azından şurada bütün konuları var. Tek tek ziyaret ederek çok böyle karmaşık bir şekilde yazmadım. Çok anlaşılacak bir dilde yazdım. Çok basitçe gördüğünüz gibi. Bu şekilde ara ara tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir sonraki dersimizde comparison, yani karşılaştırma, büyüktür, küçüktür, eşittir. Bu dersimizde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.